Selamun aleyküm dostlar. Öncelikle böyle bir iş çıkışı kameramı elime alayım dedim. Böyle sizlerle buluşmak istedim. Sizlere bu güzellikleri göstermek istedim. Şöyle güzel bir tasarım yaptım. Olmuş mu? Muhalla Hanım, bugün merdiven figürü, merdiven resmi, merdiven tasarımı çekin atın dediniz. Bu da tek basamaklı merdiven. Niye olmasın? Çekip atacağım onu size. Böyle aslan ağzım var ama öncelikle bu saksıların hikayesini anlatayım. Böyle kafamda tasarladım. Gece tasarladım. Sabah koştura koştura gittim. Aldım bunları buraya yapıştırdım. Hızlı yapıştırıcıyla. Bunlar toprak saksı dostlar. Şöyle zeytin dalı desenleri var. Şöyle mermere hepsini yapıştırdım içlerine. Aranjman, yani bir türün farklı farklı cinslerini koydum. İşte bu videonun çekim amacı hem bu hem de ölümsüz çiçeği sizlere göstereceğim videonun sonuna doğru. Videoyu izlerken tahminde bulunun. Hani hangi çiçektir, ismi nedir, neden ölümsüz denmiştir? Yorumlarda tahminde bulunun inşallah. Evet, bu hedikler. Bunlara hedik diyoruz, yani karda bunlarla yürünüyormuş. Rusya'da ilk bu üretilmiş, böyle büyükçe olanı. Çünkü o zamanlar çok hızlı, çok kar yağıyormuş. Hızlı derken yani 4 metre, 5 metre kar yağarmış. Ben hatırlıyorum, Yuvacıada, yani Aytepe'ye de barajın üstünde de 4 metre kar yağdığı günleri hatırlıyorum. Evet, burada şöyle minyatür zeytinimiz var. Şöyle tek tek isimlerini söylemeyeceğim. Felicia. Bakalım burada olacak mı bu? İnşallah yerini sever. Yine böyle orada desenleri çıkmamıştı. Şöyle çok da ağır ve bir kere alıyorsunuz dostlar. Evliya diyelik. Böyle fesleğen, mis kokulu fesleğen. Buna birkaç tane de ekip inşallah böyle yuvarlak bir form aldırabilirim. Evet, gene bunlara şeker pareleri ektim böyle renk renk. Hepsini böyle bir saksıya aranjman yapınca çok güzel oluyor. Kışın da büyük ihtimal üzerine poşet geçirmeyi düşünüyorum. Yoksa monteli yere bir yere kaldıramam, saklayamam. Bir saksıyı boş bıraktım. Buna da gerbera, Alman papatyası gerbera diyorlar böyle. Düğünlerde dağıtılır, çelenk yapılır. Çok güzel bir papatyadır gerbera. Bunu da teke düşürmeyi planlıyordum. İnşallah soldakine sığdırabilirim. Yerden tasarruf yapalım. 4 renk çıktı. Açmamıştı aldığımda bunlar. İnşallah renk renk çıkar diye ekmiştim. Öyle çıktı ve bu benim bahçemin vazgeçilmezleri aşağıdaki. Gardenya. Bahçe gardenyası. Bakın. Aylar önce çekmiştim. Unutma beni çiçeğini. Hala çiçeği üzerinde ama rengi solmuş. Hani o maviliği biraz daha solmuş durumda. Muhalle Hanım ki ne halde bilmiyorum. Çünkü iklim değişti. Çiçekler gerekli güneşi alamıyorlar dostlar. Yine şöyle ve çok hızlı geçiyorsun dediler. Evet, yavaş bir görüntüsünü alayım şu kapı önünün. Tabii çiçekler biraz daha böyle kendine geldiği zaman daha güzel böyle gösterecekler bu kapıyı. Her geçen gibi bir yenilik yapıyoruz. Bizler rahat durmuyoruz dostlar. Güzeli, güzelliği, doğayı sev. Bak burada 3 türlü buz çiçeği, yani İzmir güzeli de deniliyor. 3 türü var. 3 rengi: kırmızısı, fuşyası ve açık pembesi. Gazanyalar ve böyle 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 böyle. Şöyle bir obje koymuşum. Evet, geçen seneden ben öldü demiştim. Böyle sakız sardunya renge bakın. Bunu böyle saatlerce izlerim yani. Hiç bıkmadan saatlerce izlerim. Neden? Böyle odaklayayım onu şöyle. Aa. Sen adamsın be Hacı abi. Sen adamsın be. Şöyle İzmit ağzı sunayım mı? Sen de Mekke Medine döndü gül bahçesine, senin güzel emrine aşığız biz ya Resul. Bakın ne güzel dekor yaptım oraya, değil mi? Böyle bir duvar
formunu alsın diye sarkan saksılara acem halılarını ektim. Böyle sağ tarafı duvar yaptı. Yine bunu biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. Vernikli orijinal bir yayıktır. Böyle kırık bir şekilde geldi, geçti elime. Bunu da böyle nazar ağacı yaptım. Şöyle küçük küçük küpler alıp daha koymayı, dekor etmeyi düşünüyorum. Çok güzel duruyor. Kapadokya görüntüsü gibi hani. Her yerden bir fikir alıp kafamızda tasarlıyoruz. Tabii böylesi dünyada ilktir yani. Kimsenin aklına gelmez ki. Ağaç dalını böyle yayığın içine kondurmak. Evet, limonlarım çok güzel açtılar. Bodur limonlarım. Böyle zaten toprak saksıya ne eksen güzel oluyor dostlar. Kurbağalar. Arada böyle bırak bırak ses çıkarsalar yaparlar aslında. Neleri yapmıyorlar ki? Şöyle, evet. Bahçemden haberler. O da videolarında benden bahsetmediğini demiyor. Ben de ondan bahsetmediğini demiyorum. Evet, bunları hep o vermişti dostlar. Bak, hepsini ektim. Gördüğünüz gibi tutmuş durumda sanki. Kamerayla oynadım. Böyle odaklama sorunları yaşıyor. Böyle böyle böyle. Şurada bir kuş yuvam var. Bunu da birisi hediye etmişti bana. Evet, bak açmış bile. Bakın 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 bakın. Yani geçen seneden kalan çiçeklerim form alamadılar. Bakar mısınız? Bu aslında böyle kat kat gül gibi oluyor. Yani çok kış uzun sürdü. Hala daha Mayıs bitti. Biz kışın tadına varamadık. Bakın, bunu budamam gerekiyordu demek ki. Böyle verdi. Orada iki rengi var. Şöyle küpelim çıkmış orada. Çünkü ilk çekilen videolarda var. Telgraf çiçeği nasıl açmış? İlk defa görüyorum bu cinsinin böyle açmışını. Sen demek ki Medine. Evet dostlar, biz bu konuya gelelim. Biz unuttuk. Yani videonun çekiliş amacını unuttuk. Neydi? Kağıt çiçeği. Bak, bunlar kapanmaya durmuşlar. Böyle güneş gördüklerinde nasıl açıyorlar? Neden buna ölümsüzlük çiçeği denmiş? Ege'de yetişiyormuş bu. Böyle tarlalarda, bahçelerde kendiliğinden çıkıyormuş. Bak, sesi dinleyin. Kendiliğinden, Allah tarafından kupkuru bir çiçek. Bunu böyle kestiğiniz zaman vazoya koyun, aylarca rengi bile solmadan bu şekilde kalıyormuş. Bunu ben genelde eskiden böyle kaktüslerin üzerine konarlardı. Hani kaktüsün çiçeğiymiş gibi yapıştırırlardı silikon tabancasıyla. Öyle satılırdı kaktüsler. Biz de ne güzel açmış, şu rengini de alalım derdik. Demek ki meğersem onlar yapıştırmaymış dostlar. Burada bir beyazı var. Bunun da bir hikayesi var. Yani bu beyazını çok beğenmiştim. Saksıyı aldım. Daha getirirken düştü. Yani üzerindeki çiçek düştü. Meğer kırılmış gelen insanlar. Bakarken kırmışlar korkudan. Köksüz bir şekilde saplamışlar. Seracı abla anlamasın diye. Onu da bana hediye etti. Kökü vardı sonuçta. Belki büyür. Evet, kağıt çiçeği ölümsüz bitki. Çok ilginç değil mi? Üç rengi vardı bende. Şöyle uzunca bir saksıya ekmiş oldum onu. Galiba kafaslarını, çiçeklerini böyle saklıyorsunuz. Seneye tohum veriyor. Böyle nasıl desem, ekiyorsunuz onları. Aynı zinya eker gibi. Evet, burada kaktüsüm var. Antalya kaktüsü bu. Kırıldı dostlar. Çok büyüktü. Büyüğünü öteye ektim. Kuzenlerim ilk tatile gittiklerinde, delikanlı olduklarına. Burada süs kabakları var. Böyle su kabağı değil ama böyle küçük sarı olanı var. Ve fil kulağı, salon bitkisi. Bu köşeyi çok seviyor. Yarı gölge alana ne koyarsanız oluyor dostlar. Evet. Zambak. Zambak, zambak. Çok güzel bir cinsi var onun. Böyle büyük. Ve ortancalar goncadalar. Beyaz ortancamı yavaş yavaş kurtarmaya başladım. O da açmaya başladı. Demir eksikliği vardı. Onu böyle karşılamaya çalıştık. Şöyle genel bir görüntü. Artık susayım, değil mi? Şöyle.
nasıl gülümsüyorlar, gülen yüzler, minik bebek gülen yüzler. Bunu da saksısıyla bana Muhalle Hanım hediye etmişti. Ben değiştirdim saksısını. Kaçıncıya saksı değişti? Senle Mekke Medine döndü gül bahçesine. Gelirken arabada bu parçayı dinliyordum. Murat Belet, İslami Sound'un vazgeçilmez ezgi sanatçılarından bir tanesidir. Ben de çok severim ses tonunu, sesini, eski ilahisini güncellemiş, düet yapmışlar. Arapların ünlü bir sanatçısıyla ve çok da güzel olmuş. Beyaz güller. Güller hep böyle soğuk vura vura. Çünkü yazın ortasındayız göya ama yaz yaşayamıyoruz dostlar. O yüzden. Evet bak o kaktüsün kırılmayan parçası burada. Evet. Yuvacık Barajı'nda geziyorduk. Hemen orman güllerini köklü koparttırdım, ektim. Üzerine de yağmurda bolca yağınca galiba tuttu. İnşallah tutmuştur. Böyle üzerlerine çiçekleri vardı. Tabii ki çiçekleri soğundu. Dibine de böyle küçük fidelerinden ektim. Burada kocaman bir orman gülüm olsa fena mı olur? Hem de doğalı kaktüslerin arasından. Gölgeyi sevdiği için böyle erik ağacının gölgesine yarı gölge bir alan yapmış oldum. Böyle katır tırnaklarım gene burada. Yani insan çektikçe çekesi geliyor. Gene yıldız çiçeği bu büyük olan cinsi. Teyzem vermişti. Oradan çıkmış. Böyle gidiyor. Şöyle gelelim. Evet, bunları açmalarını sabırsızlıkla bekliyorum. Mevsim kötü olunca böyle. Bunlar bodur, ay çekirdeği. Gün doğdu, bodur olanı. Evet. Lilyumlarım açacaklar. Beyaz galiba o. Lavantalarım şöyle açmış durumda. Bakalım mor mor. Hepsi bir arada olunca. Uyuyan yolcuğum. Tek tek böyle sıralanmış durumda. Şöyle etrafı çekelim. Manzaramızı çekelim. Tam böyle zirvedeyiz. Kale gibi bir evimiz var dostlar. O yüzden kışlarımız çok rüzgarlı, bahçemiz çok rüzgarlı ve sert geçiyor. Yabani otlar çok büyüdü. İşte yağmur çok yağdığı için bu sene Rize'yi geçtik dostlar, Marmara bölgesinde. Rize'ye rakibiz yani. Daha Rize'den daha çok yağmur yağıyor. Bir saat güneş, 2 saat yağmur. Gibi gibi. Sarı kız. Çok güzel olmuş. Balkonuma da konumlandırmıştım. Senle Mekke Medine. Evet, bu söylediğim ilahi inşallah YouTube'dan dinleyin. Murat Belet. Saca ya. Evet dostlar, benden şimdilik bu kadar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Başka bir videoda ne yaparım? Güllerimi çekerim. Daha tam açmış değiller. Şöyle bakalım, bakalım, bakalım. Bak, çoğu solmuş. Türk gülüm var. Yani bu rengi beni delirtiyor. Çıldırtıyor. Öldürüyor. Şuraya baksanıza. Oy, aman Allah'ım. Halis muhlis Türk gülü de deniliyor. Sihirbaz gül de deniliyor. Renge bak. Daha burada şu var. Nasıl bitireceğiz biz bu videoyu? Alev gibi bakın, turuncu. Evet, bu da Türk gülü dostlar, daha açmamış. Bak bu da koyulu açıklı. Burada bom sarısı var. Ve şunun kokusu Isparta gülünün farklı bir türü de. Kokusu da çok güzel. Böyle ben yanlışlıkla 2 tane birden aynı gülden almışım. Goncayken farklı renk, açınca farklı renk ya. Seracıları mutlu etmişim. Yok değil. Tek dalmış. Bu çok gelişmiş burada. O sevindim. Bakalım bu nasıl açacak? Hepsi ithal gül dostlar. Şu gene
Sparta. Bitsin artık dostlar. Bitirelim.